balcının. Deniz. Deniz mi? Selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen? İyiyim. İşler nasıl? Dergide falan her şey yolunda mı? İyi. Yolunda. Yarın bir iş gezisine çıkacağız. Problem yok yani. Bir şey göstereceğim. Değişmemişsin Deniz. Bir an senin değiştiğini düşünmüştüm. Eskiden tanıdığım Deniz Aslan'ı kaybettiğimi zannetmiştim ama yanılmışım galiba. Zaten bunu senden başka bunca sene kimse saklamazdı. Evet, sana söylemiştim. Değişmedim. Hala eski Deniz. Ama bu sende kalsın. Bunu ben vermiştim sana. Eğer bir gün kendimizi hazır hissedersek, o zaman birlikte tamamlarız puzzle'ımızı. Şimdilik sende kalması daha doğru. Tamam. Ben tuvalete gidip döneceğim. Bu ne tesadüf? Sami, takip mi ediyorsun yoksa? İşim gücüm yok, seni mi takip edeceğim ben? Artık kendi adını da mı söylemiyorsun çıktığın adamlara? Kod adın Deniz mi oldu senin? Bu seni hiç ilgilendirmez. Bunu babama söylemeyeceksin değil mi? Kendini başkalarına Deniz diye tanıttığını. Rica edersen söylemem belki. Rica ediyorum. Lütfen söyleme. Bu kadar çok mu seviyorsun bu adamı? Gözlerin dolacak kadar. Sen erkeklerle eğlencesine takılırdın. Bu kez sert kayacaktın galiba. Şimdi ben sizin masanıza geleyim. Sen bizi bir tanıştır. Bakalım babana söylüyor muyum? Söylemiyor mu? Yiğit, kalkalım mı? Deniz, kalkalım da yine ne oldu? Yok bir şey. Sadece gidelim diyorum.
Hesabı da kasada öderiz, olur mu? Tamam da sen iyi misin? Biraz acele edelim lütfen, tamam mı? Merhabalar. Zümrüt ben. Deniz'in bir yakınıyım. Değil mi Deniz'ciğim? Merhaba, Yiğit ben. Yiğit, gerçek adınız mı? Efendim? Hani belki başka bir adınız vardır da söylemek istemiyorsunuzdur mesela. Hanımefendi, anlamadım sizi. Şaka yaptım. Çok memnun oldum Yiğit. Ben de. İleride bol bol görüşeceğiz. İyi günler size. Yiğit ve Deniz. Deniz bu kadın kim? Hiç önemli biri değil. Deniz. Deniz. Deniz nereye gidiyorsun böyle? Deniz. Deniz. Deniz anlatır mısın ne oldu? Kimdi o kadın? Önemli biri değil söyledim ya. Deniz anlatacak mısın? Deniz deme bana lütfen. Ne diyeyim peki? Hayır, anlamıyorum. Niye böyle oldun ki bir anda? Bir şey sorma ne olur. Sadece biraz böyle kalalım. Açsam mı, açmasam mı? Açsam mı, açmasam mı? Açıyorum. Alo. Selam, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya senin otelin oradan geçiyordum da bir... Görmek istedim seni, müsaitsen tabii. Hiç müsait değilim. Çünkü hiç otelde değilim. Dışarıdayım. Bayağı dışarıdayım. Öyle mi? Ben şu anda senin otelin tam kapısının önündeyim ve... İçeride sana ikizin kadar benzeyen biri var. İnsanlar çift yaratılmıştır derler ya. Yani benim çok benzerim vardır. Hatta Julia Roberts'a falan da benzetiyorlar. Öyle mi Julia Roberts? Ben şimdi bu hanımefendinin peşine düşeceğim ve fotoğraflarını çekip sana göndereceğim. Gerek yok, ben bulurum. Benden kaçtığını düşünüyorum. Yok, ne alakası var? Ayrıca ben... İş yerinde özel görüşmeler yapmıyorum. Daha önce görüşmüştük ama. Ya işte o yüzden müdürümden fırça yedim. Diyelim ki ben buraya bir iş görüşmesi için geldim ve seni mutlaka görmem gerekiyor. Neden mutlaka görmen gerekiyor? Çünkü seni görmeden duramıyorum. Efendim? Ne dedin? Görmeden duramıyorum. Birer kahve mi içsek? Konuşmamız lazım. Olması gereken. Neden kaçtın benden? Bana kızgınsındır diye düşündüm. Kızgın mı? Deniz ben niye kızayım ki sana? Anlaşılan bizimki becerememiş. Deniz, ne diyorsun? Neyi becerememiş? Kim? Bizimki kim? Yok bir şey gerçekten. Bazen ne hissediyorum biliyor musun? Etrafımda koca bir film çevriliyormuş. Ama benden başka herkesin haberi varmış gibi. Yani... Aslına bakarsan... Aslına bakarsan? Deniz lütfen açık konuş. Ne düşünüyorsan söyle. Sorma lütfen Yiğit, gerçekten sorma. Yiğit artık görüşemeyiz.
görüşemeyiz mi? Görüşmek istemiyor musun benimle? Görüşmek isteyip istememekle inan hiç alakası yok. Şartlar bunu gerektiriyor. Bunu açıklayamıyorum, o yüzden lütfen sorma. Deniz, şartlar neden bunu gerektiriyor? Niye görüşmek istemiyorsun? Niye sormuyorum ben? Bizimle alakalı bir şey soracağım tabii ki. Peki. Ben kafamda kocaman bir soru işaretiyle hayatıma devam edebilirim. Yani en azından etmeye çalışırım. Sen eğer böyle olsun istiyorsan böyle olsun Deniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aramızda güzel şeyler yaşanabilirdi, biliyorsun değil mi? Sebebini bilmiyorum ama. İkimize de yazık ediyorsun. Aceleci davranıyorsun Deniz. Ben Amerika'dan senin için geldim buraya. Ta oralardan senin için geldim, seni bulmak için geldim. İş de önemli, iş de önemli ama... Çocukluğumuz, çocukluğum, hayallerim, hayallerimiz için geldim Deniz. İşte burada hata yapıyorsun. Benim için gelmedi, anladın mı? Benim için gelmedi. Deniz. Deniz gitme. Harcama biz. Bak, bugünlerde... Benim hakkımda bazı şeyler duyacaksın ve bana kızacaksın. Ama kızma lütfen. Çünkü ben sadece bir iyilik yapmak istedim. Şimdi keşke hiç yapmasaydım. Deniz, ne duyacağım ben seninle ilgili? Hem ben sana niye kızayım ki Deniz? Sana bu keşke dedirten şey ne? Bizim bunları konuşmamız lazım. Otur şuraya güzel güzel konuşalım, çözüm üretelim. Ha? Lütfen. Konuşamam. Lütfen sen de beni arama. Bir daha arama. Deniz. Bırak beni. Ben ne yaptım ya? Ne yaptıysan yaptın Deniz. Ben sıkıldım artık. Bu işi yarın çözeceksin, tamam mı? Tamam zaten, ben bu kadar kızacağını bilsem... Ya kızmıyorum ki ben. Şu anda kızmıyorum Deniz. Sadece yani bu konunun kapanmasını istiyorum ben artık. Anlatabiliyor muyum? Yarın gidip her şeyi anlatmanı istiyorum. Yani benim sen olmadığımı, senin ben olmadığın... Konu ne? Yani sonuç olarak bütün bu yalanı baştan sona anlatmanı istiyorum. Lütfen. Tamam. 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 Bir dakika. Sen sakin ol. Konunun seninle ilgili kısmı halloldu zaten. Hiçbir problem yok. Tamam mı? Sen zaten Londra'dasın. Sorun yok ki. Yani rahatla bir otur. Bir tuhaf hallerdesin. Hayır. Tuhaf olan ben değilim ki Deniz'ciğim. Tuhaf olan bu içinde bulunduğumuz durum. Yani berabere biten kupa maçları gibi böyle uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Bunalıyorum. Sıkıldım artık. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Ben... Senin iyiliğini ve mutluluğunu düşünüyorum Deniz. Tamam, uzamayacak. Ben yarın gidip söyleyeceğim, tamam mı? Uzamayacak. Hadi otur bir, otur şöyle karşılıklı oturalım bir. Sakinleşir misin? Yok, oturamam. Zaten benim nöbetim var. Otele gitmem lazım. Nöbet mi geçiriyorsun, nöbete mi gidiyorsun? Anlamadım ki ya. Yarın. Beni çok seviyor herhalde ondan.
söyledim acaba? Söylediyse niye dans ediyorlar? Söylemedim mi? Delireceğim ben galiba. Galiba delireceğim. Ben... İzninizle. Michael ya biraz da bana saçmalı abi. Ama... Neyse. Biz sonra konuşuruz. İyi akşamlar. Bu gece yoluna girecek. Bu gece bitecek. Nereye bitiyor ki şimdi bu? Ne oluyor ya? Hayır söylediyse Deniz'in kaçması gerekmiyor mu? Yiğit Bey! Beceremedin değil mi? Söyleyecektim. Tamam mı? Söyleyecektim. Sen gelmeseydin söyleyecektim. Tam da söyleyecektin ki ben geldim. Değil mi? Evet. Niye öyle oluyor? Niye tam ben bir şey yapacakken geliyorsun? Öğrenseydi sence ne olacaktı? Bilmiyorum. Ne olacaksa olacaktı. Çok da iyi olmayacaktı yani. Yüzüme bile bakmazdı büyük bir ihtimalle ama söyleyecektim. Peki de tam tersi oldu. Öyle bir şans var mıydı sence? Madem böyle düşünüyorsun, niye girdin araya? Bu benim paralı işim. Bunu tahmin edeyim. Baş başa kaldınız. Dans ettiniz, romantizm falan. Ama sen cesaretini toplayıp söyleyemedin. Ve şimdi Yiğit tekneden ayrılıyor, doğru mu? Bir dakika, bu tahminden de öte bir şey oldu yalnız şu anda. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Yemin ederim elimden geleni yaptım, tamam mı? Neredesin sen? Yiğit, her şeyi ben söyleyeceğim. Şu anda karşıdan gelen insanın sen olmadığını söyle, tamam mı? Lütfen. Gerçeği ben söyleyeceğim. Çünkü kafayı yiyeceğim. Bu böyle olmayacak. Hayır, bir dakika. Şu anda sakin oluyorsun. Şu anda sakin oluyorsun. Şu anda kendinde değilsin. Bu gece her şey bitecek. Yiğit her şeyi öğrenecek. Deniz, ne yapıyorsun burada? Konuşmamız lazım. Hayır. 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 Evet Deniz. Konuşmamız lazım. Aradım seni, açmadın. Mesaj attım, geri dönmedin. İşte konuştuğumuz zaman sen hepsini anlayacaksın zaten. O yüzden en iyisi beni dinle. Şimdi. Bunlar olmuyor. Bunlar yaşanmıyor olsun. Ne olur gözlerimi açtığımda bunlar olmuyor olsun. Orada olmasınlar. Lütfen orada olmuyor olsunlar. Bak Yiğit, ben değilim. Yani ben başka biri gibiyim. Yani ben senin sandığın kişi değilim. Senin sandığın kişi, zaten sen sandığın kişiyi de tanıyor olabilirsin. Hatta zaten tanıyorsun da. Ama sen beni tanımıyorsun. Ben... Deniz. Deniz tamam. Yeter. Nasıl ya? Ben seni tanıyorum. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Ama ben kendimi tanımıyorum Deniz. Tanımıyordum. Ama bir arkadaşım beni kendime getirdi, gözlerimi açtı. Ben korkuyorum. Evet. Risk almaktan korkuyorum. Bir arkadaşım bana şunu söyledi. İnsan kendini bu akıntıya bırakmalı. Kayalıkları çarpma pahasına da olsa... Kenarda durup böylece bakarsan hiçbir şey yaşamamış olursun. Bir gün geriye dönüp baktığında pişman olursun. Bir gün geriye dönüp baktığımda pişman olmak istemiyorum. Thank you.
Artık konuşacak bir şey kalmadı. Aslan sandığı kankama evlenme teklif ediyordu. Aç burayı. Sırt üstü yatır. Ya hadi be. Sarsmayın. Tamam açın açın. Ben biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açın abi. Bir hava alsın. Hava alsın. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Çıkar. Hadi. Tamam. Tamam. Bakma öyle ya. Bakma ambulans yarsana. Cüneyt, Salya. Gidin bir şeyler onun üzerine. Bir şey yok kız. Hadi. Koş. Allah'ım çok şükür. Sen harbiden korkuttun bizi Michael. Neredeyim ben? Ne oldu? Kafasını falan çarpmış olamaz değil mi? Kan yok. Kafamı çarpmadım. Hafızamı da kaybetmedim. Umut, ceketi versene abi. Ceketini ver, üşüyor. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.